Pastör Robert Morris ile Sözler Yaşam ya da Ölüm serisine hoş geldiniz. Bugünkü vaazın konusu sözlerin değeri. Sözler Yaşam ya da Ölüm adlı yeni bir seriye başlıyoruz. Muhtemelen bu kalıbı birilerinden daha önce duymuşsunuzdur. Normalde televizyonlarda, filmlerde söylenir. Belki de kendiniz başkasından duydunuz. Sizinle konuşmam gereken şey yaşam ya da ölüm. Yaşam ya da ölüm. Kutsal Kitaba göre söylediğimiz sözlerin yaşam ya da ölüm sağlama gücü vardır. Süleyman'ın Özdeyişleri bölüm 18 ayet 21. Süleyman'ın Özdeyişleri bölüm 18 ayet affedersiniz 20. İnsanın karnı ağzının meyvesiyle, dudaklarının ürünüyle doyar. Bu ayeti sizin için kısaca başka bir şekilde söyleyeyim. Hayatınızın niteliği bir anlamda konuştuğunuz sözlere bağlıdır. Ayet 21. Yaşam ya da ölüm dilin gücündedir. Bunu sevenler meyvesini yiyecektir. Ölüm ve yaşam dilin kontrolündedir. Burada bir şey ifade edeceğim. Eğer bu cümle kutsal kitapta yer almasaydı ben inanmazdım söylediğimiz sözlerin bu kadar önemli olduğuna gerçekten inanmazdım sadece bu ayet değil tüm kutsal yazılar boyunca yer alan bu düşünce ağzımızdan çıkanın ne kadar önemli olduğu bunun hakkında düşündüğünde tanrı yarattığı her şeyi sözleriyle yarattı konuşarak konuşarak Yaratılış biri okuyun sonra Tanrı dedi ki, Tanrı dedi ki, Tanrı dedi ki, hiçbir zaman Tanrı el salladı diye bir şey bulamazsınız. O hiçbir şeyi el sallayarak yaratmadı, sadece konuşarak yarattı ve biz onun suretinde yaratıldık. Bu sebeple konuşma alanımızın hayatımızda yaşamı ya da ölümü yaratma gücü var. Kutsal kitapta görülen bu gerçek çok uçlara götürüldü ve ve bu Mesih'in bedenine ait olan her gerçeğe olur. Ee, şeytan onu çarpıtmaya çalışır. Şeytan onu çarpıtmaya çalışır. Şimdi size şeytanın gerçeği nasıl çarpıttığını ve pek çok gerçeği nasıl yok ettiğini, yok ettiğini ve çarpıttığını anlamanızı sağlayacak bir örnekle açıklama yapmak istiyorum. Eee bir zamanlar Amerika'yı baştan başa yürüyen bir adam vardı. Ve her yerde koca bir delik keşfetti. Bir otel, restorasyon ve hediye dükkanı inşa etti. Ee, bir hediye dükkanınız olmak zorundadır. Ee, gelin ve büyük deliği görün diyen broşürler bastırdı. Bu benim uydurduğum gerçek bir hikaye. <laughs> okay, evet. Evet tamam. Her neyse sonuç olarak kimse gelip görmek istemedi. Sonra karısı ona dedi ki bence sorun yerin adında. Bence bu isim bu yeri iyi anlatamıyor. Bence buraya büyük kanyon demelisin. Ve adam karısını dinleyince işler açıkça yolunda gitmeye başladı. İnsanlar gelmeye başladı ve orası inanılmazdı. Biliyorsunuz bunu uyduruyorum çünkü size gerçeği gösteriyorum. Sonra bir gün Büyük Kanyon'un kenarında otururken bir ziyaretçi bu kanyon o kadar da büyük değil dedi. Onun büyük bir kanyon olduğunu biliyordu. Fakat bu ziyaretçinin onun gördüğü güzelliği görememesi onu gücendirmişti. Bu sebeple farkında olmadan bilinçsizce kanyon hakkında konuşurken onun özelliklerini abartmaya başladı ve büyük kanyon hakkında konuşurken abartıları artık zirveye çıkmaya başladı ve üzücü olan bu adam orayı asla terk etmedi ve ülkenin geri kalanını asla keşfetmedi Rocky dağlarını hiç görmedi Umarım bu örnekteki ruhsal önemi anlayabiliyorsunuzdur ne olduğunu göstereyim. Bizler imanlar olarak gerçeği keşfetme yolculuğundayız. Gerçek zaten orada Tanrının sözlerinde. Bizler karanlığın krallığından ışığın krallığına transfer edildik. Biz imanlar kutsal yazıları okuduğumuzda bir şey keşfettiğimizi hissediyoruz. O zaten oradaydı ama biz keşfetmedik. Bu söz konusu gerçek olunca da böyle oluyor. Mesela fiziksel iyileşme gerçeğini ele alalım. Birisi kutsal yazılarda Tanrı'nın bedenimizi iyileştirebileceğini keşfedebilir. Belki bu kişi iyileşir bile ve bu konuda vaaz vermeye ve öğretmeye başlar ve bunun için heyecan duymaya başlar. Yürekten bir şekilde insanların bunu anlamasını ister. Çünkü insanların onun tecrübe ettiklerini deneyimlemesini, yaşamasını ve acı çekmemelerini ister. Ve kısa bir süre sonra biraz abartmaya başlar ya da insanları çok güçlü bir şekilde ikna etmeye çalışacak açıklamalar yapar. Öğretisinin %95'i muhtemelen gerçekten iyidir fakat kalan %5'i sizi o doğru olan %95'ten şüphe etmeye götürebilir. Bu durum hayır konusunda da böyledir ve krallığa vermek konusunda da çok dikkatli olmak zorundayız çünkü ben temiz bir kalple vermenin meyvesini gördüm ve bununla ilgili vaaz verdim, ders verdim özellikle başka kiliselerde, başka konferanslarda pastörler liderlik çalışmalarında ve eğer dikkatli olmazsam insanların gerçeği görmesini sağlamaya çalışırken biraz aşırıya kaçabilirim. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Ve sözlerle ilgili gerçekte de bu böyle oluyor. Bunu atlandırmak, iddia etmek ve ortadan kaldırmak zorundayız. Çünkü Tanrı'nın restore ettiği bir gerçek var ki Hayatınızın niteliği konuştuğunuz sözlere bağlıdır. Burada gerçekten açıklayıcı bir cümle kurayım. Tanrı'nın bizim sözlerimizle uzlaşma içerisinde olmasını sağlamaya çalıştığımızı söylemiyorum. Bizim sözlerimizin Tanrı ile bir uzlaşma içerisinde olması gerektiğini söylüyorum. Ve hayatımızın kalitesindeki farkı yaratacak şey budur. Tanrı Süleyman'ın özdeyişleri 18-21'de şöyle diyor. Yaşama mı katılıyorsun yoksa ölüme mi katılıyorsun? ve ağzınızdan çıkan sözlerle yaşamı ya da ölümü salıyorsunuz. Sözler, yaşam ya da ölüm adlı bu serinin bugünkü mesajı sözlerin değeri. Bu arada bu 8 haftalık bir seri olacak. Çünkü sizi bu konuda güçlendirmek bu kadar zaman alacak. <laughs> Kişisel olarak benim bu alanda az önce söylediklerim dışında hiçbir sorunum olmadı. Pekala. Bugün Bugün sizin için sözlerin değeri hakkında iki anahtar cümlem var. İşte ilki, sözler bizi Tanrı'ya bağlar. Bu pek çok insan için şok edici bir şey. Fakat şimdi size kutsal yazılarda sözlerin bizi Tanrı'ya bağladığını göstereceğim. Sözlerin Tanrı'nın yaşadığı ruhsal alemden bizim yaşadığımız doğal aleme nasıl geldiğini göstereceğim. Size söz veriyorum. Doğrusu düşündüğümüz, düşündüğümüz şey yani bilirsiniz. Ee, hayır hayır Tanrı oğlu İsa'yı gönderdi ve o Tanrı ile bizim aramızdaki köprüdür ve İsa sözdür. Yuhanna bir birde der ki başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Ve ayet 14'de der ki söz insan olup aramızda yaşadığım. Mezmurlar 107.20 der ki, sözünü gönderip iyileştirdi onları. Tanrı ile aramızda bir uçurum vardı. Adeta büyük kanyon vardı ve günahtı. Bu yüzden Tanrı sözünü gönderdi ve o uçurumu aştı. Ve, ve nasıl kurtarıldık biliyor musunuz? Tanrı sözü bize ulaşması için gönderdi. Fakat biz bu sözden ya da İsa Mesih'in itiraf köprüsünden geçerek kurtulduk başka bir deyişle en bilinen bölümlerden biri Matta 21'e geleceğim. Bir dakika Romalılar 10 ayet 8'de bunu şöyle aktarır. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. Şimdi şunun farkına varmanızı istiyorum. Kutsal kitap ağzı ve yüreği pek çok pek çok kez ilişkilendiriyor. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. Romalılar 19 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanla ağzıyla açıklayarak kurtulur. 13. ayet der ki: Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Yani Tanrı bize sözüyle ulaşır. Tanrı sözlerini bizimle bağlantı kurmak için gönderir ya da bu tanrıyla bağlantı kurmamızın yoludur. Fakat kutsal yazılara göre eğer yürekten inanırsak ve İsa Rabbi ağzımızla itiraf edersek aynı sözleri konuşuruz. İsa'nın çarmıhta benim günahlarım için ölen Tanrı'nın oğlu olduğuna ve Tanrı'nın onu üçüncü gün dirilttiğine inanıyorum. Tanrı der ki yürekten inanır ve ağzına itiraf edersen kurtulursun. Ve, ve bu bana göre inanılmaz bir şekilde sadece sözlerimizin değil, yüreğimizde gerçekte neye inanıyorsak, ağzımızdan da onun çıkmasının nedeni. Şimdi matta 12'ye gidelim. Matta 21 demiş olabilirim. Önce bilmek istemiyorum. Matta 12 işte böyle. Matta 12 tamam mı? Tamam. Rabbe övgüler olsun. Pekala. Şu an sadece şunu söylememe izin verin. Bu kutsal kitapta insanların anlamakta en çok zorlandıkları bölümlerden bir tanesi. Bu affedilmez günah hakkında bir bölüm. Fakat aslında eğer bunu Tanrı'nın sözünün tüm gerçeğiyle birleştirirseniz anlaması o kadar da zor değil. Fakat İsa konuşmaya devam etti. Hadi. Hadi okuyalım. Matta 12 ayet 31. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. Bu yüzden size dedim ki her günah ve küfür yani küfür burada kötü konuşma demek affedilecek. Fakat ruha karşı edilen küfür ve kötü konuşmalar affedilmeyecek. Burada İsa konuşuyor. Matta 12 32. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı bir söz söyleyen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. İşte burası pek çok insanın durduğu yer ve sonra pastor lütfen burayı açıklar mısınız derler okumaya devam edin. Ayet 33 Ya ağacı iyi meyvesini de iyi sayın ya da ağacı kötü meyvesini de kötü sayın. Çünkü her ağaç meyvesinden tanınır. Şunu anlamanızı istiyorum ki ağaç yürektir. Meyvesi ise ağız. Tamam mı? Ağaç yürek, meyve ise ağız ve bunu size göstereceğim. Ayet 34. Sizi engerekler soyuyor. Kötü olan sizler nasıl iyi sözler söyleyebilirsiniz? Çünkü çünkü ağız yani meyve Yürekten yani ağaçtan taşanı söyler yani gelir. 35. İyi insan içindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır ya da konuşur. Şimdi 36 ve 37 ayete dikkatle bakın. Çünkü bunlar Rab İsa'nın çok güçlü sözleri. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler, hesap verecekler, kendi sözlerinizde aklanacak, yine kendi sözlerinizde suçlu çıkarılacaksınız ve bu harika bir şey. Size bu bölümü açıklayayım. İsa kutsal ruhun gücüyle hareket ediyor ve biliyoruz ki o dünyadayken tanrı sallığını bıraktı ve tamamen insan haline büründü ve ve o insanlara tamamen kutsal ruhun gücüyle hizmet etti. Yani kutsal ruh İsa'nın içinde hareket ediyordu ve o gün orada olan bu ferisiler kutsal ruhun işlerini iblise yordular. Onlar onlar onun cinleri Cinlerin önderi Bazevun adıyla kovduğunu söylediler. Onlar kutsal ruhun işini ve gücünü iblise yoruyorlar. İsa şöyle dönüyor ve "Hey, hey, hey, şu an yaptığınız bu şey sizi cehenneme gönderebilir." Buna aynı bu sertlikle söylüyor. O diyor ki: "Dinle, senin şu an böyle konuşmanın nedeni bu kutsal ruhtur. Senin bunu yapmanın nedeni yüreğinin katı olması, yüreğinin kötü olması." Eğer yüreğin kötü ise kötü şeyler konuşacaksın. İşte seni cehenneme gönderebilmesinin nedeni bu. Çünkü şöyle ki kutsal yazılara göre tek kişi, tanrılığın tek kişisi bir kurtarıcıya olan ihtiyacımızı su yüzüne çıkarıyor o da kutsal ruh. Kutsal ruh bizim Mesih'e ihtiyacımız olduğunu ortaya çıkarıyor. Söylediği şey şu. Eğer kutsal ruha karşı konuşmaya devam eder ve kalbini katılaştırırsan Kutsal Ruh sana geldiğinde seni suçlu çıkarır. Kalbini katılaştıracaksın, gelip kutsal ruha karşı konuşacaksın. Beni aklına getirecek, kurtuluşu aklında getirecek. Eğer böyle yaparsan cehenneme gideceksin. Söylediği şey bu. Affedilmez günah cinsel bir günah değil, içki içmek ya da kumar oynamak değil, ağzınızla işleyeceğiniz bir günah. Burada söylediği harika bir şey ve diyor ki bunun nedeni burayı anlamak zorundasınız. Çünkü pek çok insan belki ben de bu günahı işlemişimdir diye düşünüyorum. Dinleyin bir insanın kutsal ruha karşı konuşmasının nedeni yüreğini katılaştırması. Sizi bu konuda rahatlatayım. Pek çok insan bana pastor ben galiba affedilmez günahı işledim diyor. Sadece sizi rahatlamama izin verin. Siz affedilmez günahı işlemediniz. Size garanti ediyorum. Çünkü siz kilisesiniz. Eğer eğer affedilmez günahı işlemiş olsaydınız ve katılaşmış bir yüreğiniz olsaydı burada olamazdınız. Tanrıyı arayamazdınız. Bu arada siz affedilmez laneti işlemediniz çünkü siz hala nefes alıyorsunuz. Nefes aldığınız sürece umut vardır. İnsanın ölümden sonra yargılanacağı buyrulmuştur. Bu yüzden öldünüz mü? Artık umut yoktur. Eğer kutsal ruha karşı yüreğinizi katılaştırdıysanız ve kutsal ruha karşı konuşmanızın sebebi yüreğinizde yüreğinizi katılaştırmışsınızdır. Olan budur. Onlar konuşuyorlar ve İsa dönüp diyor ki: "Bu sizin yüreğiniz, bu sizin yüreğiniz." Onunla başa çıksanız iyi olur. Çünkü yüreğinizi katılaştırmaya devam ederseniz cehenneme gideceksiniz. İşte affedilmez günah bu. Ve şeytan insanlara affedilmez günahı işlemiş olduklarına ikna etmeye çalışıyor. Çünkü eğer sizi affedilmez günahı işlediğinize ikna ederse sizin için hiç umut yoktur. Ve Tanrı'yı arayamazsınız. Ama nefes aldığınız sürece umut vardır. Bir süre önce birisi sordu şeytanın, Hristiyanlara kurtarılmamış olduklarını, inançsızlara ise kurtarılmış olduklarını söylediğini düşünüyor musunuz diye sordu birisi. Ben de evet dedim. Bence şeytan ikisini de yapıyor. Eğer size affedilmez günahı işlemiş olduğunuzu söylüyorsa, yüreğinizde Tanrı'yı aradığınız ya da aramayı istediğiniz sürece bu bir yalandır. O yüzden bunu şu an değiştirebilirsiniz. Bu çok muazzam bir bölüm. Çünkü diyor ki insan söyleyebileceği her boş sözün hesabını verecek. Bu mesajımızın başlığı sözlerin değeri. Ben şu an bir tek sözün bile değerini bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki onlar Tanrı'nın her birini yargı günü için kaydedeceği kadar değerliler. Az önce ne dediğimi duydunuz mu? Bu çok güçlü. Tanrı tüm sözleri yargılamak için kaydediyor ve 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 Tanrı'nın kayıt mekanizmasını bilmiyorum ama bazı insanlar bir meleğimiz olduğunu ve bilirsiniz söylediğiniz her şeyi yazdığını söylerler. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Meleklerin bazılarını takip ettiğini düşünmüyorum. Size neye inandığımı söyleyeyim. Size Tanrı'nın söylediğimiz her sözü yargılama için nasıl kaydettiğine inandığımı söyleyeyim. Sanırım bu sizi çok şok edebilir. Ben size neye inandığımı söyleyeyim. Söylediğimiz bu sözlerin her birini hatırladığınıza inanıyorum. Ve inanıyorum ki eğer şu an dünyada yaşayan 6 milyar insanın şu anda konuştuğu geçmişte yaşamış tüm insanların söylediği, gelecekte yaşayacak tüm insanları söyleyeceği tüm sözleri hatırlayacak olsaydı bu beynini yorardı. Eğer bunu Tanrı'nın beynini yoracağını düşünüyorsanız Tanrı hakkında yeterince bilgi sahibi değilsiniz. Tanrı'nın bunun için beyin kapasitesinin yüzde birinin yüzde birini bile kullanması gerekmez. Size niye her sözümüzü kendimizin hatırlayacağını düşündüğümü söyleyeyim. Çünkü kurtarıldığınızda dedi ki artık günahlarını hatırlamayacağım. Siz hayatınızı İsa'ya teslim edene kadar onları hatırlıyordum. Ama sonra onları bir daha anmamayı seçtim. Söyleyeceğim şey şu, Tanrı'nın her sözümüzü kaydetmesi benim için şok edici bir şeydi. Ama Tanrı'nın lütfundan gelen bir silme tuşu olduğu için minnettarım. Çünkü zamanında gerçekten aptalca şeyler söyledim. Yani duymanızı istediğim ilk şey sözlerin bizi Tanrı'ya bağladığıydı. Şimdi ikincisi geliyor. Sözler bizi birbirimize bağlar. Sözler bizi yalnızca Tanrı'ya bağlamaz sözler bizi birbirimize de bağlar. Süleyman'ın özdeyişleri 18'e geri dönersek, oraya bir dönü vermek isterseniz. Ayet 21 Yaşam ya da ölüm dilin gücündedir. Bunu sevenler meyvesini yiyecektir. Şimdi ayet 22'ye bakın. İyi bir eş bulan iyilik bulur ve Rabbin lütfuna erer. Tamam. Bu iki ayetin art arda olmasının bir nedeni var. Benim haklı olan görüşme göre bu kitap mükemmel. Bu kitap mükemmel. Tanrı her ayeti tam olarak olması istediği yere koydu. Tanrı her ayeti tam olarak olmasını istediği yere koydu. Tanrı ile iletişim kurmamızın yolu sözlerimizdir. Birbirimizle iletişim kurmamızın yolu da sözlerimizdir. Biz doğrusu Birisiyle bağlantınızın koptuğunu düşündüğünüz zamanlarda sözler devreye girmişti. Geriye dönün ve ne dediğinize ve diğer kişinin ne dediğine bakın. S e sözcükler devredeydi. İyi bir evlilik istiyorsanız bunu ağzınızla yapacaksınız. Size sertçe bir şey söyleyeceğim. Bazılarınızın kötü bir evliliği var. Çünkü kötü bir ağzı var. Bu doğru çünkü siz evliliğinizde ölümün dilini konuşuyorsunuz. Siz ekonomik durumunuzla ilgili konularda ölümün sözlerini konuşuyorsunuz. Ailenizde, sağlığınızla ilgili konularda hep ölümün dilini kullanıyorsunuz. Sorun burada. Bizim yaratıcı bir gücümüz yok fakat hata şu ki bu gerçekle birlikte şu öğretildi. Yüzde beşlik bir hata var. Biz imanlar, biz konuşabiliriz ve bu şey gibi adlandır ve talep et. Biliyorsunuz adlandır ve talep et falan filan o tarz bir şey işte. Böyle bir şey yapamazsınız. Ben denemiştim. Garaj yolumda bir kırmızı korvet istiyorum. Ve kırmızı korvet falan yoktu. Öyle bir şey olmadı. Tanrı yaşamı sağlayan tek kaynaktır. Ama bizim sözlerimiz de Tanrı'nın yaşamımız için planı ile uyumlu olmalıdır. Ya da şeytanın hayat için planı ile uyumlu. Söylediğimiz her söz yaşamı ya da ölümü yayıyor. Bu evliliğiniz için de geçerli. Size bununla ilgili bir bölüm göstereyim. Ee, Efesler 5 ayet 25-26 Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti burada burada Mesih'in gelinini sözlerle nasıl temizlediğini, nasıl yıkadığını görebiliyoruz. Siz kocalara basit bir soru sorabilir miyim? Eşlerinizi sözlerinizle temizliyor ve yıkıyor musunuz? Yoksa onu sözlerinizle lekeliyor musunuz? Başka bir şey daha var çünkü bazen yardım ettiğimizi düşünüyoruz ama onu nazikçe yıkıyoruz. Ama aslında kuma mı buluyoruz? Her insana yönelttiğiniz sözler çok önemlidir. Eşinize söyledikleriniz ise daha önemlidir. Debbi ve ben şok olmuştuk. Bazı insanların eşleri hakkında bizimle hem de eşleri hemen oracıkta dururken nasıl konuştuğunu duyduğumuzda şok olmuştuk. Şimdi söyleyeceğim şeyi söylemek için dua ettim. Çünkü bazılarınız geçmişe bakıp kendini suçlu hissedebilir ve sizi ayıplanmış hissettirmek istemem. Bazı hanımlar eşleri hemen yanı başımızda dururken "Burada misafir salonunda bana biliyor musun? Eşim ruhla dolu değil." demişlerdi. Bu elinin tersiyle tokat atmak gibi. Bu adam elinden tutulup da kiliseye geldiği için minnettarım. Benimle beraber kiliseye geldiği için mutluyum. Fakat biliyorsunuz o pek sık gelmiyor ve adam da orada duruyordu. Bunu neden söyledin ki? Bunun gerçekten onu cesaretlendirebileceğini mi düşün? Çünkü dinle, ben onun yüzüne baktım ve nasıl utandığını gördüm. Çünkü sen bunu kilisenin pastörüne söyledin. Sizi utandırmaya çalışmıyorum ama size suçunuzu göstermeye çalışıyorum. eşlerinizle ölümün sözcükleriyle konuşmayı bırakın. Dinleyin. Eğer kocanız sadece bir şeyi iyi yapıyorsa, onun ne olduğunu bulun ve onu övün ve hep onun hakkında konuşun. Eğer en iyi yaptığı şey sabahları uyanmaksa, onun dünyadaki en iyi uyanan olduğunu söyleyin. Her gün sabah saat 10'da kalkman inanılmaz bir şey ve herkese onun iyi bir uyanıcı olduğunu söyleyin. Biliyorum ki Tanrı beni krallığında kullanıyor ve sizi de öyle. Ama ben kendimi bir örnek olarak kullanmak istiyorum. Size Tanrı'nın beni neden krallığında kullandığını söyleyeyim. Çünkü karım bana ben onları hak etmeden önce de güzel sözler söyledi. Süleyman'ın özdeşleri 31. ayette erdemli bir eş. Erdemli bir kadın hakkında okundu okuduğunuzda der ki ondan büyükler ona saygı duyar. Onun eşi şehirdeki yaşlılardan biriydi. Yani bu tanrının topluluğunda saygı duyulan biri olduğunu gösterir ama tanrı kadını anlattı. Bize onu değil. İyi bir kocanız olsun istiyorsanız onu sözlerinizle siz yapacaksınız. Sözlerinizle yaptığınız istediğiniz kocaya sahip olabilirsiniz sözlerinizle yaptığınız, istediğiniz eşe sahip olabilirsiniz baylar. Ailemizde yaşamın sözlerini konuşmak bizim için ileri derecede önemlidir. Ailenizi Tanrı'nın kutsamasını mı istersiniz? Yoksa sözlerinizle şeytanı ailenize getirmeyi mi? Kutsal kitap, ölüm ve yaşam dilinizin kontrolü altındadır diyor. Yaşam ve ölüm, dilinizin kontrolündedir ve bunu üzerinde 8 hafta geçireceğiz. Konuşacağımız sadece bir mesajımız yok. Söyleyeceğimiz sözlerin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bu mesaj hakkında düşünüyordum ve komik bir fikrim vardı. Bu mesajdan sonra lobinin ne kadar sessiz olabileceğini merak ettim. <laughs> Kaçınızın sadece kendisinin ve tanrının tanıdığı birini bu mesajda bulacağını merak ettim. Sadece eskiden yapıyorlardı. Bu son vaazdan sonra bir koca bana dedi ki teşekkür ederim. Vaazdan sonra eşimle aramızda ikimizin de ihtiyacı olan iyi bir konuşma geçti. Burada bitirirken size bir anahtar vereyim. Ee, size her ilişkiyi iyileştirecek yedi ilahi sözcük vereyim. Tamam mı? Yedi ilahi sözcük, sihir sözcüğünü sevmiyorum. O yüzden her ilişkiyi iyileştirebilecek yedi ilahi sözcük. Ben bir hata yaptım. Beni affedebilecek misin? Hatırlayın, sözler bizi Tanrı'ya ve birbirimize bağlıyordu. Size Tanrı'ya tekrar nasıl bağlanacağınızı söyleyeyim. Ben bir hata yaptım. Eşinizle ya da çocuklarınızla nasıl tekrar bağ kuracağınızı söyleyeyim. Ben bir hata yaptım, beni affedebilecek misiniz? Az önce yedi dedim. Şimdi de size ilişkinizi iyileştirecek kısa altı sözcük vereyim. Senden beni bağışlamanı rica ediyorum. Niye daha kısasını verdiğimi söyleyeyim. İnsanlar hep bana bağışlanmayı dilememi söyledi. Ben de şöyle düşünüyorum, öyleyse devam edin. Devam edin eğer gerçekten buna ihtiyacınız varsa devam edin ve yapın pek çok kez bunun için zaman ayırmıyorlar. Sadece ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar ama zaman ayırmıyorlar. Ben bir hata yaptım. Beni affedebilecek misin? Gerçek anlamıyla arabayla gitmek için bindiğiniz aracı bir insandan ya da tanrıdan uzağa sürebilirsiniz. Aynı araca binip onunla geriye de dönebilirsiniz. İşte o araç ağzınızdır. Başka bir deyişle birisiyle aranızdaki köprüyü yıkan bir söz söylediniz ve o köprüyü tekrar inşa etmek isterseniz onu inşa etmek için bir şeyler söylersiniz. Ve size hatırlatayım. Nefes aldığınız sürece asla çok geç değildir. Tanrı ile ya da başka birisiyle olan ilişkinizi tamir etmek için asla çok geç değildir. Başlarınızı eğip gözlerinizi kapatmanızı istiyorum. Her mesajın sonunda gözlerinizi kapamanızı istememin nedeni sizi hiçbir şekilde yönlendirmek istememem. Eğer burada yeniyseniz, eğer bir süredir buradaysanız biliyorsunuzdur ama eğer yeniyseniz, bu sizi manipüle etmemek için, bu kutsal ruhun size gelip sizinle doğrudan ve net olarak konuşmasını sağlamak için bir an, başka bir deyişle bugün ağzımızdan çıkan sözleri konuştuk ama kutsal ruh size ne söylüyor? Tıpkı o kocanın bana son vaazdan sonra söylediği gibi, teşekkür ederim eşimle aramızda iyi bir konuşma geçti. Ona dedim ki eşine hatalı olduğunu söyledin mi? O da evet dedi. Biliyorsunuz kutsal ruhun direkt olarak size dokunacak bir şeyler söylemesi mümkün. Bağışlanmaya ihtiyacınız var. Belki çocuklar için olmasaydı burada olmazdım gibi bir yorumda bulundunuz. O sözler düşmana açılan bir kapıydılar. Ve o kapıyı kapatmaya ihtiyacınız var. Sizin için dua etmek istiyoruz. Her yerleşkede, her yerleşkede sizin için dua etmek istiyoruz. Bu alanda ya da başka bir alanda belki de bir zorluğun üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz ve hepimiz bu mesajdan sonra hepimiz suçlu çıkarız. Her birimiz ben de suçluyum ama hepiniz için dua etmek istiyoruz. Ne ile ilgili bir zorluk çektiğiniz önemli değil. Belki işiniz ile ilgili, belki ekonomik durumunuz, belki mesleğiniz, belki sağlığınız, evliliğiniz, aileniz, Tanrıyla ilişkiniz. Eğer burada yeniyseniz, bunu her hafta yapıyoruz. Kimse son bir ilahiden sonra ayrılmıyor. Eğer acil bir durumunuz yoksa, varsa anlarız ama bir tane, bir tane daha tapınma şarkımız var ve o zaman boyunca her yerleşkede ön sırada bulunan liderlerimiz var. Salonlarda da öyle en son sırada liderlerimiz var. Yapmanızı istediğim şey bir süre ayakta dururken hangi yerleşkede ya da odada olursanız olun ayağa kalkar kalkmaz. Eğer sadece basitçe ayağa kalkarsanız herkesle birlikte ayağa kalkın ve adım atın yolunuzu açın. İnsanlar ayaktayken öne doğru gelmeniz daha kolay olur. Adım atın ve odanın ön kısmına gelin. Bulunduğunuz yerleşkenin ön kısmında liderler var. Onlar sizinle birlikte dua etmek için oradalar. Bunlar bizim tanıdığımız, sevdiğimiz, güvendiğimiz insanlar. Hayatınızın Herhangi bir alanı ile ilgili duaya ihtiyacınız varsa, özellikle de Tanrı ile bağlantı kurmaya ihtiyacınız varsa, çünkü yürekten inanmaya ve ağzınızla itiraf etmeye ihtiyacınız var. Bunu yapmanız için size yardım edebiliriz. Yeni hayatınızın herhangi bir alanı ile ilgili duaya ihtiyacınız varsa, hangi kampüste olduğunuz hiç önemli değil. Kutsal Ruh tüm yerleşkelerde duaya ihtiyacı olan her insanı yönlendirsin. İsa'nın adıyla 阿敏。